Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün kendinden yetişebilen bitkilerde pırasa ile birlikteyiz. Pırasayı da bugün beraber yine evde kolayca nasıl yetiştirebiliriz? Bununla ilgili size göstereceğim. Pırasa tabii ki aldığımız yer, edindiğimiz yer çok önemli. Pırasamız ne kadar doğal olursa, kimyasal ilaç kullanılmamış olursa, o kadar daha bizim için de tabii ki faydalı ve daha doğal olur, daha yararlı olur. O yüzden de aldığımız yer çok önemli. Dikkat edelim içeriğine, hangi ilaçlar kullanıldığını bilmediğimiz yerlerden almayalım. O kadar faydalı bir sebze ki arkadaşlar, inanın hani bunu bir de doğal olarak evde üretebildiğimizde çok 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 daha muhteşem olacaktır diye düşünüyorum. Ve o kadar kolay şeyler ki bunları her açıdan da çok rahatlıkla aslında yapabiliriz. O yüzden de size göstermek hem sağlığınız açısından hem kolaylık açısından hem maddi açıdan bu tür videolarda çok keyif alıyorum. Damarları koruyan, kan akışını düzenleyen, içinde pek çok vitamini bulunduran A, C, E vitamini, K vitamini ve pek çok magnezyum, çinko, kalsiyum gibi mineral bulunduran bu çok faydalı sebzemizi şimdi evde nasıl çok daha kolaylıkla büyütebileceğimizi hem de hiçbir şey yapmadan neredeyse hep beraber göreceğiz. Evet. Pırasamızın aslında her kısmı olur ama kök kısmında biraz daha rahat köklendiğini gördüm ben. O yüzden özellikle bu kısımları tercih ediyorum. Ama birazdan birkaç örnek de koyacağım. Buralardan da aldığımızda aynı sonucu aslında elde ediyoruz. Evet, 2 santim kadar pırasalarımızın en ucunu keserek alıyoruz. Dediğim gibi birkaç tane göndereceğim, göstereceğim. Buradan ben bir tane daha kesiyorum. Evet. Uçlarını alıp pırasamızı yine yemeğimizde kullanacağız. Buralardan biraz daha almam gerekecek. Çünkü kullanacağım tabak biraz sıkıştırılması gereken bir tabak olacak. Böyle bir tabak kullanacağım. Neden sıkıştırılması gerekiyor diyorum. Çünkü bu pırasa suda yüzdüğü için suyu koyduğumuzda yan dönmemeli. Sadece kök kısımları suda olmalı. O yüzden de sıkıştırmazsak yan yatabiliyorlar. Daha önceki deneyimlerimden. O yüzden bunu doldurmak için. Bu arada arkadaşlar çürük kısımlar varsa onları alın lütfen. Çünkü bu çürüyen kısımlar daha sonraki suya koyduğumuz süreçte daha da çok çürüyerek köklenmesini engelleyecektir. Hatta şu üst kabuğu tamamen soyacağım. Evet, bu şekilde tabağıma şöyle bakıyorum, koyuyorum. Sadece bu şekilde tabağa koyduktan sonra çok az miktar su koyacağım. Miktarı da ben şu şekilde göstereyim çünkü saydam bir tabak olmadığı için şu kadar suda kalacak şekilde bir parmak kadar tabağımıza su koyacağım. Evet, hepsi bu kadar. Bundan sonra tek yapmamız gereken şey beklemek. Bir tane daha sıkıştırsam mı acaba diye düşünüyorum. Küçük bir tane daha sıkıştırabilirim. Ondan sonra birkaç gün içerisinde zaten arkadaşlar ortadan yükselmeye ve büyümeye başladığını göreceksiniz. Ondan sonraki süreçte aynen devam edebilir ya da köklendikten sonra saksıya, toprağa alabiliriz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Çok az su, bir parmak kadar ve sadece böyle bekliyoruz. İşin güzel tarafı
Evin içinde bile olmak durumunda değil. Penceremizin önünde, balkonda, hatta pırasa kış sebzesi olduğu için soğukta çok daha iyi, dışarıda çok daha iyi verim alacağız. O yüzden dışarıda da tutabilirsiniz. Bu sağlıklı sebzeyi doğal yolla kendimiz ürettiğimizde çok daha verimli sonuçlar alacağız. Çocuklarımıza çok daha doğal yiyecekler yedirebileceğiz. Bu kadar kolay, güzel yetiştirme ürünler için ben sizlerin de uygulayacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda bunları da gözlemliyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri de açın ki çektiğim videolardan hemen size bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.